Herkese merhabalar. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir hava var. Şöyle dışarıdan odanın içerisinden çekerek başlayayım. Çünkü komşular var. Biraz da böyle çekerken gerçekten bu kız ne yapıyorlar diye soruyordurlar yani. Bakın şöyle karşı taraf hep ev. Neyse şöyle ben balkona bir çıkayım. Ya arkadaşlar bahar geldi ya, havalardan dolayı galiba. Çiçekler gerçekten efsane güzellikte büyüyorlar. Şunlara bakar mısınız? Sardunyalar ayrı, sukulentler ayrı. Diğer işte aloe veralarım ayrı. Gün be gün sürekli böyle bana tomurcuk veriyorlar. Şunun güzelliğine bir bakın. Esnaf çayı sesi. Dışarıda duydunuz mu bilmiyorum. Herkes kendi işinde, gücünde. Böyle güzel. Gerçekten çok şahane bir gün. Çok motive dolu bir gün. Bakın şöyle. Aşağıya inelim. Şunları şöyle gölgeye alayım. Bakın şöyle. Testere alıyorum. İlk kez bu sene açıyorum. Şöyle göstereyim. Çiçek açıyor yani. Açmayan, balkonumda çiçek açmayan bir sukulentler var. Yani sukulentlerin de şu açıyor mesela. Çoğu açıyor yani. Sadece şu açmadı. Bu da böyle açsın isterdim ama neyse. Atlas çiçeklerim çok hızlı büyüyor arkadaşlar. Şu yeni diktiklerim. Şurada mesela bakın, hani atlas çiçeği nasıl çiçek veriyor diye belki bilmeyen olur. Bakın şöyle yeni diktiklerim çok güzel büyüyorlar. Tek çelik de böyle üzeri dolu, dolu dolu geliyor. Acemalılar böyle işte. Şu telgraf çiçeğim çok güzel çoğaldı. O da açmaya başladı. Itırımız burada. Bunu da aslında çoğaltmak istiyorum da dibine mi diksem tekrar koparım. Bakayım. Kurutmayayım onu. Birazcık büyüsün böyle. Çok güzel bir gün arkadaşlar. Bilmiyorum, bugün motivasyonum çok yüksek. Şuradaki geçen sene bu açmıştı şu atlas çiçeğim. Bakın sizinki de böyle yaprakları buruş buruş oluyorsa şey yapmayın. Üzülmeyin. O köklerden gelecektir. Benimki de çok güneşe, pardon, çok suya maruz kaldığı için böyle bir buruştu, bir hallere girdi. Ama tekrar yeniden bakın canlanıyor. Dokunmuyorum. Şunun güzelliğine bakın ya. Bakın tepeden bir tane geliyor. Odak da yapmıyor ama. Neyse şöyle göstereyim. Gülümüz böyle. Evet, birisi demiş ki gülü budasaydınız daha iyi olurdu. Zaten şöyle saksıda bu gülü Trabzon'a getirmeyi düşünüyorum. Böyle budayıp çiçeklenmesi bitsin. Babamın mezarına dikeceğim onu. Çünkü güller saksıda olmuyor yani. Yeri seviyorlar. Zaten şöyle bir tane veriyor. Turuncu bir gül bu. Getirip babamın mezarına dikmeyi düşünüyorum bunu inşallah. Nasip olursa. Bakın arkadaşlar, şu atlas çiçeğini daha 2 ay önce falan diktim. Hemen çiçek vermeye başladı bile. Şu alttakilere bakacağım. Şu şeyin altına koydum onları. Taburelerin altına yerleştirdim. Taburelerin altına yerleştirdikten sonra daha güzel böyle
gelişim göstermeye başladı. Hatta çiçek, bakın. Çiçek veriyorlar şöyle. Üzerlerinde tomurcuk görüyorum. Kaç tanesi? İşte böyle. Güzel gün. Şunu da alıp çamaşır vardı. Bunu da yine yerine asacağım. Şu tarafa döndüğümde diğer atlasımız burada. Şu kırmızı. Kırmızı atlasım inşallah bu sene. Bir tane de açsa merak ediyorum. Nasıl açtı? Onu hiç açmadı çünkü. Yaklaşık 2 yıldır benimle. Bu kırmızı atlas çok açmıyor herhalde. Bilmiyorum. Bakacağız. Kendini böyle çoğalttı ama hiç üzerinde tomurcuk göremedim. Neyse. Bu büyük atlasım da burada. Bakın şöyle başlamış açmaya. İnşallah tomurcukları dökülmez. Maşallah diyelim. Büyük atlasımız mesela şuradan açıyor. Açınca göreceğiz. Begonvil, şu begonvil dalı. Begonvilim de yeşermeye başladı da şu büyük dalda, büyük dalın da diplerinde oldu. Yukarıya doğru bir şey yok. Neyse. Bunlar da güzel gelişiyor. Kaktüsüm açmaya başladı bakın. Şu kalançomu da dışarıya aldım. Burada dursun bakalım, evdeydi. Şöyle dursun. Benim balkonumda kalonşo yetişmiyor. İki tane kuruttum aslında. Bakımı çok kolay ama çok güneş alıyor ya balkon. Güneşi sevmiyor galiba böyle. Doğrudan güneşi sevmiyor. Gölgelik bir yer istiyor. Sabah hafif güneş alması yetiyor. Benim balkonumda da camın önünde sardunyalarım var. Oraya koymaya yer yok. Orada belki olurdu. Şu çiçeğim de kurumuştu. Bunu suladım. Canlandı. Bu mor acemalısı. Acemalısı diyorum da acemasının türlü türlü isimleri var. Değişiyor isimleri vallahi. Bu çiçeği de çok seviyorum da bu sürekli bitleniyor. Dibine de farklı bir aloe vera diyorum. Böyle yapraktan sukulentler koydum. Böyle büyüyemiyor yani, öyle kaldı. Ceylan gözlerim açmaya başladı, çok güzel. Evet, bu sabah da böyle arkadaşlar. Her gün diyorum ya, gelişimlerimi size göstereceğim. Evet, şunlar su istiyormuş. Suladıktan sonra daha güzel oldu bu. Bunu böyle büyüdükçe ben yapraklarını koparıyorum. Şöyle daha güzel göstereyim. Yapraklarını koparıyorum. Gövdesini böyle ağaç gibi yapacağım. Uzasın, alttan da büyüsün. Güzel bir şekil çıkartmaya çalışıyorum. Ondan bakalım ne olacak. Bayağı da arttırdım ondan. Her yere diktim. Evet. Şunları görüyor musunuz? Her biri tomurcuklu. Ceylan gözlerim burada. Çok güzel. Hepsi tomurcuklu geliyor bakalım. İnşallah güzel bir şekilde açarlar. Burada da farklı bir ceylan gözüm var. Onu yeni dikmiştim. Sabırsızlıkla bekliyorum açacakları günleri. Ay, arılar da gelmiş. Bir bal arısı var burada. Çok mutluyum onu gördüğüm için. Bakın şöyle. Bal arısı. Bal arısına benziyor çünkü. Oo, iki tane gelmiş. Evet arkadaşlar, balkonda hayat var. Bakın şöyle. İki tane bal arısı. Neyse, ben içeri gideyim. Onlar güzelce bir buradan alacaklarını alsınlar. Tekrar hepinizi selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.